Günaydın kızlar. Günaydın. Konuş söylü sanki. Siz de konuşmayın artık şununla. Ya abi sadece günaydın dedik. Demeyin, istemiyorum. Hoppala, konuşuruz kızarsın, konuşmayız kızarsın. O eskidendi. Madem hanımefendi beni terk etti, siz haklı çıktınız ona gıcık olmakla. Konuşmayın bundan sonra. Abi, hala seviyorsun. Sana yüz vermiyor diye de kızıyorsun. Ya, hayır, sevmiyorum. Ya abi seviyorsun. Ya, sevmesen kızmazsın zaten. Hadi hadi, ben sınıfa çıkıyorum. Hadi iyi dersler. Sana da. Cüce deve. Ne oluyor burada? Cüce deve oynuyoruz. Toprak oynatıyor. Görüyorum. Ne haber Toprak? İyiyim, senden ne haber? Benim bir programım yok. Abim ya ablamla uğraşıyorum işte. Seninle mi uğraştılar yine? Yok canım. İşte biri Tuğçe'ye takmış kafayı. Öbürü bu sene yeni huylar çıkarıyor. Sabah sabah evde marka şeyler giymek ve çanta taşımamak üzerine bir nutuk dinledik. Nutuk ne demek? Ya ne bileyim, böyle birileri uzun uzun ders verir gibi bir şeyleri anlatınca bak nutuk attı diyorlar. Ben de zaten çikolatanın üstüne sabah nutuk dinledim. Yeminim kızıyor. Evet, böyle şeyler yiyeceğime tost yiyecekmişim. Ya niye benim annem böyle severek yediğim her şeye kızıyor? Galiba hepimizin annesi aynı. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Ne haber Toprakçığım? İyiyim öğretmenim. Sınıfından memnun değil misin yoksa? İstersen seni de buraya alalım. Yok öğretmenim, özür dilerim. Hadi bakalım çocuklar, toparlanın. Derse başlıyoruz. Başka yemek yok mu sahiden? Sadece patatesle makarna mı yiyeceğiz? Evet, sadece patatesle makarna yiyeceğiz kızım. Ama niye? Hep olurdu. Yani Firuze ablanın morali bozuk diye mi yemek pişirmiyor? Yoo, onunla bir ilgisi yok hayatım. Evimizde hiç malzeme yok. O zaman pizzacıya arayıp sipariş verelim. Ha, veremeyiz çünkü paramız yok çocuğum. Nasıl yani? Çünkü son paramızı geçen hafta sana aldığımız o pahalı kaza verdik de. Ne yani? Şimdi bana istediğim elbiseyi alamayacak mıyız? Bir dahaki ay inşallah, değil mi? Hı hı. Ama yani böyle gidersek bir dahaki ayda aç kalacağız galiba. Hı hı. Anne, ne oluyor? Paramız yoksa sihirle bir şeyler yapalım. Hayır Çilek, mesele paramızın olmaması değil. Ne o zaman? Niye sırf patatesle makarna yiyoruz? Babam ciddi mi? Sır saklar mısın? Anladım. Siz abimle ablama ders vermeye çalışıyorsunuz. Nasıl yani? Siz bize böyle mi ders veriyorsunuz? Bizi aç bırakarak mı? İnsan çocuğunu bunu yapar mı? Durun bakalım, durun bakalım. Gelin. Eğer birbirimizi eleştireceksek karşılıklı ve eşit olarak eleştirmeliyiz. Doğrusu bu. Şimdi oturun bakayım, öyle sofradan kalkmak olmaz. Oturun. Şimdi eğer annesi babası çalışmayan bir ailenin çocukları olsaydınız işte böyle bir sofrada oturuyor olurdunuz bugün. Ve bitmek bilmeyen istekleriniz yüzünden bütün bir ayı işte böyle bir sofrada geçirebilirdiniz. Ya baba insaf ya. Ayda yılda bir kazak bir pantolon istiyoruz. Elbise ve bilgisayar oyunu da. Çilek, sen kimin tarafındasın? Tabii ki onların tarafındayım. Ben senin küçüklerini giyiyorum. Ya size alındığından bana hiç yeni bir şey alınmıyor. Aa çocuklar, kavga etmeyin lütfen. Bir babanızı dinleyin. Tamam. Şimdi çocuklar, siz hayat mücadelesinin ne demek olduğunu henüz bilmiyorsunuz. Yani içinde bulunduğunuz ortamlarda, sonra okulda, arkadaşlarınız bir sürü güzel şeye sahip. Ve siz de bunları görerek gizli bir yarışa giriyorsunuz. Tamam, çocukken böyle şeyler olur, kabul ediyorum ama bazen bir yerde buna dur demek lazım. Ya baba, ne demek istediğini anlıyorum galiba. Ya bazen bana da saçma geliyor, bir kaza okuldan çok para vermek. Ama mesela kızlar öyle giyinen erkeklerden hoşlanıyor. Erkekler de onlar gibi görünenlerle arkadaşlık yapıyor. Açıkçası biraz öyle baba. Abim haklı. Bakın çocuklar, hayatta hiçbir zaman şunu unutmayın.
nasıl göründüğünüz değil, içinizde nasıl bir insan taşıdığınız önemli. Eğer arkadaşlarınızla yarışacaksanız bu şekilde değil, bilginizle, kafanızla, iyiliğinizle, güzelliğinizle ve aklınızla yarışın. Ve onlarla bir arada olmak istiyorsanız eğer, bu özelliklerinizi kullanarak bir arada olun. Ya bu şekilde değil, dış görünüşünüz önemli değil çocuklar. Şekerim, galiba çocuklar ne demek istediğimizi anladılar. Şu pizzacıyı arayabiliriz. Thank you.